Merhaba arkadaşlar, Betis Amerika'nın hoş geldiniz. Kapışma serimizin yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Bu sefer Ayran Spor ile başlayalım istedim ki haftalardır Ayran Spor serimize başladığımızdan beri Epic de çıkaramadı, Showtime futbolcu da çıkaramadı. Karşısındaki Çay Spor hesabımız ise 5 tane özel kart futbolcu çıkardı. Showtime ve Epic'lerin sayısı orada 5'e ulaştı ve bir yıldızını almaya hak kazandı. Çay Spor'un logosunun üstünde artık bir yıldız var. Ayran Spor'da henüz yıldız yok ama daha ilk Epic Showtime'ını da çıkaramadı. Bu hafta gelebilir. Üst üste bile gelebilir. Hem Showtime paket var, hem Epic paket var, hem de Player of the Week paketinde 101-100 seviyeli isimler yer alıyor. Bu bölümde Ayran Spor'dan ben ataklar bekliyorum. Geçen hafta da bekliyorduk, olmadı ama artık bu hafta çıkarması lazım. Kaç hafta oldu arkadaşlar? Ya Showtime mı çıkarır, Epic mi çıkarır? Keşke ikişer ikişer çıkarsa. Umarız yani onu da görürüz. Çay Spor daha ilk bölümünde iki tane Epic'i yan yana çıkarmıştır. Ronaldinho'yu mesela, onlardan bir tanesi de Ronaldinho'ydu ki çok yüksek seviyeli bir Epic futbolcu. Şu an 5 tane ücretsizimiz var. Bir her şeyi toplayalım. 14 tane alacağımızın 13'ü burada. Tümünü al dedik. Daha alacaklarımız var e-futbol paraları. Buradan da bir tane alacağımız var. 5 tane ücretsiz açma hakkı. Biri düşük seviyeli. Adaylı sözleşmelerimizi henüz kullanmadık ve çok fazla. Adaylı sözleşmeye de oradan birkaç tane isim alabiliriz. Onlar zamanla kadromuzda olmayacak isimler ne yazık ki. Showtime paket çok önemli. Artık buradan atak bekliyoruz. Şu an 0. Ayran Spor 0. Çay Spor 5. Player of the Week'te harika isimler var. 101 Salah. Sol bek Alexander Arnold. Epic paket. Eto gelirse süper olur. Ronaldinho'ya karşılık Ayran Spor'da Eto ile karşılık vermiş olur. Daha sonra Drogba'dan 3 tane açma hakkı var. Belki Drogba'yı çıkarabilir. Yani umarız. Tabii ücretsizden gelenler sayılmıyor arkadaşlar. Tamamen e-futbol parasıyla gelenler sayılmakta. Önce Player of the Week açılımları bir aradan çıkaralım. Şimdi buraya baktığımız zaman 101 seviyeli Muhammed Salah. 100 seviyeli Alexander-Arnold. Yani çok iyi. Alexander-Arnold'un güçlendirisi çalışmasa bile 99'du yanlış hatırlamıyorsam. Muhammed Salah'ı kesinlikle çıkarmamız lazım. 101 seviyeli isim. Güçlendiricisi de yok. Her zaman 101. Ücretsiz ücretsiz. Diğerleri kadromuzda olamaya dur olmaz herhalde büyük ihtimalle. Çünkü bugün belki Showtime'da Epic çıkarabilir Ayran Spor. Atla diyelim. Szoboszlai geldi. 98'di yanlış hatırlamıyorsam. Ben çıkarmıştım benim hesapta. Aslında kötü futbolcu değil. Ben severim. Güzel futbolcu ama kolektif gücümüzü pek arttırmıyor. Kesinlikle Muhammed Salah ve Alexander Arnold. Başka yolu yok. 99'luklar bile işimize yaramayacak. İrfan Can Kahveci geldi. 4 yıldızlı. 2 tane açma hakkımız kaldı. Ayran Spor genelde bu tarz paketlerden güzel açardı. Çay Spor'la farkı öyle kapatıyordu. Atla dedik. Di Lorenzo bu haftalık yüksek seviyeli. Şimdi güçlendirilmesi çalışıyor ama bu haftalık gayet güzel bir oyuncu. 99'a kadar seviyesi çıkmakta. Muhammed Salah için son şans. Bir de Çay Spor çıkarıyormuş. Hem Muhammed Salah'ı hem Alexander Arnold'u. Atla dedik. Alexander Arnold en azından geldi arkadaşlar. Bedava Arnold'umuz vardı. O da 99'da ama bu 100 seviye güçlendirisi çalıştığında diğeri de sol bek. Drogba tarafından da açalım. Sonra en önemli tarafa gelelim. Keşke Drogba'yı çıkarabilsek. Haftalardır deniyoruz arkadaşlar. Hiçbir hesabımız çıkaramadı. Ayran Spor'da şu an çıkaramadı. Bitsen yine Epic gelişi olmadı. Aa, renkli kart geldi. İçerisinin yeşil yandığını son anda gördüm ben. Daha önce bir hesap galiba renkli kart çıkarmıştı ama hangisi hatırlayamadım. Sanki bir bölümde çıkardı birisi. Yaklaştık ama olmadı. Aa, yine yeşil yanıyor. Konami bir fake atsa arkadaşlar. Ayran Spor üst üste öne çıkan bir oyuncu çıkarıyor ama fake şey Epic'e dönmedi. Şaşırttı bizi Ayran Spor. Bugün bence Epic de çıkarabilir. Buradan iki tane, 3 açılımın iki tanesine renkli kart futbolcu geldi. Harika, bence çok güzel açtı ama Drogba'yı çıkaramadı. Şimdi buradan açılım gerçekleştireceğiz. Önce 900'e mi basalım? Bence 900'e basalım. 900 önemli. Zaten çıkarırsa 900'e çıkarır gibi. İki hesapta da aynı taktiği deniyoruz. Buradan içeri girelim. Sırala. Pozisyon. Benim hesapta çıkmıştı ya arkadaşlar. Aynı taktiği deneyelim. Gakpo. Şöyle baktık. Geri dedik. Bir daha Gakpo. Geri. Ben böyle yaptım. Benim hesapta çıktı. İkinci yaptık. Gelmedi. Belki şimdi işe yarar.
ilk özel kartını çıkarabilecek mi? Hadayranspor. İşte bu paketten çıkarman lazım. Tam senlik paket. Ya olmadı. Ben bundan çok umutluydum. Showtime paketi. Seviyelerde çok böyle yüksek değil. Konami fake de atmayacak galiba. Gakpo'ya falan gitseydi keşke. Son ana kadar bekledik. Yok. Bir de Çayspor çıkarıyormuş arkadaşlar. Palinya. Defansif orta saha. 4 yıldızlı bir tane isim var. Diğerleri 3 yıldızlı. Şimdi bir tane açma hakkımız var. 900'de çıkaramayan Ayranspor. Haftalardır çıkaramayan Ayranspor. 100 futbol parasına çıkarabilecek mi? Çıkaramadı. Dedik ki bu hafta Ayranspor'la başlayalım. Yine olmadı. Atla dedik. Christensen 4 yıldızlı. Son paketimiz işte burası kritik. Ayranspor hala 0. Showtime ve Epic anlamında. Keşke iki tane yan yana çıkarsa. Bir tanesi de gelecekse o da Eto olsun. Çok yüksek seviyeli bir isim. Samuel Eto. Yani kim gelirse gelsin yeter ki Epic gelsin diyorum. İptal et, iptal et, iptal et. Beşinci de basalım o zaman. 5. Nasıl bir hesaptır bu? Haftalardır aç 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 hiçbir şey yok. Atla dedik. Lunin. Real Madrid'den. Son bir yüze futbol paramız kaldı. Sonra Çayspor'a geçeceğiz. Çayspor bu hafta farkı açacaktır. Muhakkak Player of the Week'ten Salah'ı falan çıkarırsa bir de. 100, 100. Hadi be olmadı. Ben bu hafta çok umutluydum. Kaçıncı haftamız oldu? Yine vermedi. Ayranspor'da var bir şanssızlık. Her şeyi aynı yapıyoruz. Karşı taraf neler neler çıkarıyor. Bu taraf bir tane bile çıkaramadı. Hesapların şansı var ya. Bu hesabın şanssızlığı bir türlü dönmedi. Hala şanssız bir şekilde devam ediyor. Umarız haftaya güzel açılımlar yapar ki. Pazartesi günü çok güzel paket gelecek arkadaşlar. Keşke iki tane çıkar. Her hafta öyle umutlarla başlıyoruz ama. Otomatik seç istatistiğe göre diyelim. 3082 ama. Kenarda mesela kalecimiz falan var. Onları bir çıkaralım. Şu an kadroda Harry Kane ilk 11'de varmış. O da 100 seviye, bu da 100 seviye. Alexander-Arnold da var artık. Leroy Sané'yi çekelim. Orada 97'lik bir ismimiz var. Iniesta ile değişelim. Galiba düşük seviyeli bir isim kalmadı. Kalecimiz 97. Adaylı sözleşmemiz var ama 99'luk isim alırız ama haftaya biz çıkarız Player of the Week'ten. Ya da tabi Ayranspor olunca biraz zor oluyor ama çıkarız birkaç hafta içerisinde. Şimdi alıp hiç antrenör harcamayalım bence. Kalecimiz tabi birazcık düşürüyor ama kadro fena değil fakat hiç e-futbol parasıyla henüz Epic ya da Showtime çıkaramadı. Bedava Beckham'ımız var. Onu Çayspor'da çıkardı. Bedava Iniesta, bedava Ribery. Bunlar bedava. Şimdi Çayspor'a geçelim. Çayspor'a geçiş yaptık arkadaşlar. Çayspor çoğu hafta Epic ya da Showtime çıkardı. Ondan dolayı 5 tane çıkardığı için bir yıldızını aldı ve Messi paketini de aldı. Şimdi Ayranspor Messi'yi alabilmesi için 5 tane çıkarması gerekiyor. Ayranspor 10 olduğunda Neymar paketini de alacak. Buradakileri de toplayalım. 8 tane alacağımız var. Daha sonradaki futbol paralarını da alacağız. Bir tane de buradan alacağımız. Adaylı sözleşmelerimiz çok var. Tarihe baktık 20'sinde doluyor ama tabii 20 Kasım'da dolmakta. Drogba'dan yine 3 tane açma hakkımız var. Aynı şekilde açılımları gerçekleştireceğiz. Player of the Week'ten başlayalım. Muhammed Salah. Burada çok kilit bir oyuncu. 101 seviyeli Salah. Ya ara ara gelir ama hazır gelmişken şimdi çıkarmamız lazım. Atla dedik. İrfan Can Kahveci her iki hesapta çıkardı. Şimdi Ayranspor en azından Alexander-Arnold'u çıkardı. 100 seviyeli bir isim. Çayspor 100 ya da 101 çıkarabilecek mi? Szoboszlai. İkisi de aynı isimleri çıkardı. Şu ana kadar iki hesapta da olan futbolcular. Üçüncü açılım. Di Lorenzo'yu da çıkarmıştı Ayranspor. Muhammed Salah geldi. Çayspor Muhammed Salah'ı çıkardı. İşte bu önemli. 101 seviyeli. Showtime gibi futbolcu. Bir de şimdi Alexander-Arnold geliyormuş. Paketteki en yüksek iki tane futbolcu da çıkarmış olacağız. Sol bek Arnold olur mu? Olmadı. Trubin geldi. Çok uzun boylu bir isim. Ben kendi hesabımı istemiştim denemek amaçlı ama Çayspor'a geldi. Biz en azından Muhammed Salah'ı buradan aldık arkadaşlar. 100 seviyeli Alexander-Arnold kaldı. Drogba için şansımızı deneyeceğiz. Çayspor'da hiç şu güne kadar Drogba'yı çıkaramadı. Epik gelişi olmadı. Ayranspor ama çok yaklaştı. İki tane o renkli kart çıkardı ama Drogba'yı çıkaramadı.
Epik gelişi olmadı. Çok sade. Çayspor renkli kart dahi çıkaramıyor şu ana kadar. Ve en önemli paketlere geçeceğiz. Hiçbir şey gelmedi. Slip antrenör yapacağımız futbolcular. Geldik en önemli paketlere. Showtime ve epiklerden açacağız. Çayspor 5, Ayranspor 0. Showtime çıkarabilir mi? Çayspor çıkarabilir ama biz az önce taktik denemiş miydik? Bam diye mi açtık? Onu hatırlayamadım. Biz bam diye açalım o zaman. Showtime'da herhangi bir şey denemedik galiba. Çünkü olabildiğince aynı şeyleri yapmaya çalışıyorum. 900. Yok, Çayspor da çıkaramadı. Farkı açabilirdi. Bu fırsat vardı. Şu an yapamadı. Atla dedik. Teo Hernandez. Standart kat 5 yıldızlı isim. Yanında kim geliyor? 4 yıldızlı, 3 yıldızlı futbolcular. Yüce futbol parasını deneyeceğiz. Çayspor daha önce 900'e ve 100'e üst üste çıkarmıştı. 100'e çıkarmışlığı var. Bu sefer de yapar mı? Yok, olmadı. Çayspor da boş geçti. Fırtına gibi başladı bu kapışmaya ama sonrasında geçen hafta durdu. Muhammed Salah kurtardı ama Çayspor'u. O da bir Showtime gibi futbolcu. Şimdi geldik epiklere. Ki Barcelona'dan 2 tane epik futbolcumuz var. 2 tane de buradan geliyor. Ki Barcelona hesabıyla başlamıştık, doğru. Epikleri ikisini birden çıkararak başlamıştı Çayspor. Barcelona epiklerini çok sever. Renkler de benziyor aslında şu anki giydiğimiz formalarda. Aa, biz taktiği hatırladım. Gakpo'ya tıklamıştık az önce o pakette. Doğru, Showtime pakette Gakpo'ya tıkladık. Şimdi hatırladım. Burada 5 kere basmıştık. Yine aynı şeyi deneyelim. Ya da 6 kere mi? Onu unuttum ama biz şu an 5 olacak. Bastık gitti. Çıkaramadı. Çayspor'a duraklama dönemine girdi. Atla diyelim. Sürpriz de yapmadı Konami ve son yüze futbol parası. Muhammed Salah gelmese Çayspor'un hali çok kötü. Aynen devam edecekti. Muhammed Salah kurtardı. Buradan da gelmedi. Geçen hafta da epik çıkaramadı. Bu hafta da çıkaramadı. Hani fake atmaz Konami. Fabio Silva. Bu haftanın sonundaki kadromuza bir bakalım. Haftaya gelecek paketler ikisi için de çok önemli. Şimdi aslında güzel oyuncular var. Saka bile çok güzel duruyor. 101 seviyeli. Arnold da gelse iyi olacaktı. Kenarda 99'luklarımız az var. Ha, 98. Vlahovic düşmüş. Onu çıkaracağız. Muhammed Salah'ı alalım. Muhammed Salah ancak kenarda kalacak. Çünkü kadrodakiler çok yüksek seviyeli. Belki diziliş değiştirebiliriz. Ama kalsın. Şöyle baktım, 100 seviyeli stoper var mı diye. Yok, şu an elimizde bulunmuyor. Şöyle yerlerini değiştirelim. Güçlendiriciler sıkıntı arkadaşlar. Ha, bir de şey deneyelim. Menajerimizi mesela değiştirsek. De La Fuente yapalım. Takım oyu tarzı. Top çevirme. 3125. Şimdi güçlendiricileri tuttursak biz buradaki bazı futbolcuları bir yukarı daha çıkarabiliyoruz. Şanssızlığımız o. İleride güçlendiricilerimiz çok olduğunda deneyeceğiz arkadaşlar. Ronaldinho, Messi, Gavi. Şimdi genelde hep boş güçlendiriciler çıktı. İşimize yaramayacak isimler. Kadro efsane. Sadece Muhammed Salah. Abi, orada bir 97'liğimiz var. Çıkaralım. Retegi'yi. Mesela Sobosla'yı alsak. Yani seviye anlamında aynı kaldı. Bu hafta her iki hesapta Player of the Week'ten birer tane işe yarayan futbolcu çıkardı. Ayranspor Alexander Arnold'ı. Çayspor'da Muhammed Salah'ı çıkardı. Bu iki açılımlarda olmasa bu bölümde hiçbir hesap gücünü neredeyse arttıramayacaktı. Hep kadro dışına futbolcular geldi. Önümüzdeki hafta gelecek olan Lig Player of the Week'i, sonrasında Şampiyonlar Ligi de gelecek arkadaşlar. O paketler ve Epic Showtime tarzı paketlerle kadromuzun güçlerini arttırmaya devam edeceğiz. Çayspor yoluna bayağı bir iyi gidiyor. Farkı hala koruyor. Ayranspor'dan da atak bekliyoruz. Haftalardır bekliyoruz. Umarız önümüzdeki hafta artık İlk epiklerini ya da showtime'larını çıkarır. Kapışma serimizin bu bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Siz de hesaplarla alakalı yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu serimizde hangi hesabı destekliyorsunuz? Ya da şu hesap kazanır ya da Ayranspor'un şanssızlığı kırılır. İleride Çayspor'u geçer diyor musunuz? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.